Siz nasıl buldunuz Dilber Hanım? Ben Sivas yengelini, hatta ikisini de yedim, hoşuma gitti. Güzel Afiyet olmuş, olsun. ellerine Afiyet sağlık. olsun. Bu da güzel olmuş. Bak Ne yarısını yedim güzel. zaten, güzel. Ama çok özür diliyorum. Şunu ben sevemedim. Yedi ezmesini. Evet. Neler koydun içine? Sanki İçerisine guru geldi bana. İçi guru geldi. ha Sakın yanlış anlamayın. içerisine İzmir yani tam yağlı Obay. beyaz peynir, tulum kırığı, lor peyniri koyup bol zeytinyağı ile ezdim. Aslında kuru olmasın, macun kıvamına gelsin diye ki Ama macun bayağı bir kıvamına kuru. Ceviz gelmiş. koymuşsun. Fıstık da Ceviz ve koyulabilir. file fıstık var içerisinde, Ha evet. fıstık, ha file fıstık. Şunlar file Ha fıstık mı? evet, file Baksana fıstık. bayağı bir kurumuş. Peki. Verelim şöyle eline sağlık. Ana Afiyet yemek Ali olsun. Nazik. Ali Nazik hepimizin bildiği, özellikle herhalde burada Dilber Hanım Dilber aramızda Hanım'a. bir Evet. Gaziantep'li olarak Ali Nazik. Bakacak şimdi Ali Naz'e. Dükkanda da çok yapıyoruz. Evet mutlaka. Evet. Ara sıcakta bir şey yoktu ki. Zaten hünger günün yemeğiydi, haftalık yemekti. Bir biberin içine peyniri koymuş. Yanında enginar. Malzemeyi haşla, koy içine, al sana pişsin. Hiçbir şeyi yok yani. Zahmeti yoktu. Haftanın başından beri benim gelinimin yemeklerinden yemek görmedim. Biberin içine lor koymuş, biberi ikiye bölmüş, onun içine loru yatırmış, getirmiş. Sivas mantısı hengeli kesinlikle güzel değildi. Hiç hoşuma gitmedi. Masada bir kayınvalidemiz varmış Antepli. Aslında bu benim için biraz dezavantaj olmuş ama o kıymalı yapıyormuş. Ben etli yaptım. Bence benimki onunkinden mutlaka daha güzeldir diye düşünüyorum. Gelinleriniz geliyorlar, yoldalar, heyecanlılar tabii ki. Evet. 15.000 TL için dengeler şaştı dünkü puanlarla tabii ki. Çok büyük. Herkes tahmin ediyordur, hesaplıyordur. Havva Hanım'ın gelini finalistlerimizden bir tanesi. Ama Evet. bakalım diğer gelinlerden de iyi puanlar alanlar vardı. Yani Zuhal Hanım, Hava Hanım'ın gelini haksız yere. Sizlerin takdiri, sizler oynadınız. Tabii ki benim puanlarımı bilmiyorsunuz daha. Tabii ki bilmiyoruz. Onu da arkadaşımız Sağ olsun. sayesinde, sağ olsun, Dilber gelininden Ayşegül'ün Yani geline ben yarışmasın diye, aman kazanmasın diye, o onu Ya öyle siz bastı. 3, 4, 5 diye puanlar verirken iyi de yani sizin puanlamanız nasıl? Önce aynayı kendinize çevirin. Buradan gittiniz, kaynana gelin, böyle bir oturdunuz, bir açık Yok. oturum Hayır, yaptınız. alakası Gelinin yok. belki sana demiştir, anne yarın gideceğine Aa, onu bas. alakası yok. Benim Demi... aklım bana yetiyor. Kimsenin aklına ihtiyacım yok. Hayır, neden? Niye bana birisi gaz versin canım Onu puanlama kesin için? konuşmuşuzdur. Ay ne Mesela biz de... biliyorsunuz ya? Allah Allah. Öyle Yani şey mi kesin, olur? çünkü Yanımızda mıydınız? dün gelişin... Burada Kim kimle masada ne konuşabiliyor bilirsiniz benim yani? işte yüksek puan vereceğimi Ya evet, falan. ne biliyorsunuz? Belki yemek yanmış gelecekti. Siz daha çorbadan sonra Ama konuşmaya başladınız. zaten senin oyunun belliydi. Hiç de belli bir şey yoktu. Belliydi, Eksik belliydi. menü Hani gelebilir, eksik yemek yok. olabilirdi, yanık yemek Bakalım bir gün kaç şey olabilirdi. yapacak. Bugün belli olur oyunu. Ya oyun oynuyor zaten. Dünden başladı Meral Hanım yedi oyunlar. verdi. Hiç ona bir şey demiyorsunuz. Diyorum, diyorum. Çünkü seninki 10, 10. 7 ile 10'un arasında 3 puan var. Sizin Çünkü üçünüzle oranın 6'sı arasında da ben 3 yedi puan verdim, var. Umut 4 vermiş bana. Bir sen Meral Hanım'a da Meral zora bakma. Hanım'la kendi gelinini dün bir sefer, bak ben bunu gerçek samimi olarak söyleyeyim, eve kadar da söyledim. Eve gittim gelinime de Ne söyledim. söylediniz? Meral Hanım dedim, gelinini yaktı. Yedi vererek mi? Evet. 7 vererek ama Yaktın gelinini dedim. Yedi verene 4 verildiyse anlamış değilim. Evet. Doğru söylüyor. Ya bence kesinlikle bir strateji uyguladılar diye düşünüyorum. Hani çünkü Nesrin Hanım biraz düşük puan almış. Hani ben olamayacağım. Bundan sonra iki yarışmacı kalıyor. Zaten onların da olabileceği, yani onlar olsun istemiş herhalde. Öyle düşünüyorum ben. Peki elinizde 6 ya da 5 olsaydı düne kullanır mıydınız? Düne kullanırdım, 6'yı kullanırdım. Evet. Ben hep diyorum ki şu 5'leri, 6'ları bir şöyle bir hemen bir vermeyin. Yani bir ilk günler bir bakın. Eğer gerçekten 5'lik, 4'lük değilse yüksek puanlarınızı kullanın. Çünkü o 6'lara, 5'lere ihtiyacınız olacak diyorum. Daha önümüzde bir 4 günümüz oluyor. Bir görelim, bir bakalım. Onun için yani şu 5'leri, 6'ları bol keseden dağıtmayın ilk günlerden. İşte Ali Nazik. Ben hemen pilavı da getiriyorum Hı. salatayla.
Meral Hanım dün 7 verdi, ona yüklenmediler. Benim onun gözlerine battı. 3 veren biri, 10 veren birine laf söylemeye hakkı yok bence ama söylüyorlar. Meral Hanım da zaten pişman oldu bir 7 verdiğine. Hava Hanım'ın biraz ağzı açıldı puanlar alınca. Hep suskun suskun durdu. Ama bugün puanları görünce bayağı bir patlama yaptı. Sen ona niye 10 veriyorsun? Ben Nesrin Hanım'ı tanımam, o beni tanımaz. Yapacak bir şey yok, verebilirim ben. Buraya bir oy şey vermeye gelmişim, puan. İşte öyle olmuyor ama. Kayınvalidem dün verdiği puandan çok pişman olmuş. Aslında bu zamana kadar hiç hak yememeye çalıştı. Ama dünkü oyun onu çok üzmüş. Yani eve geldiğinde çok üzgündü. Evet, keşke ben de söyledim. Yani 4 bile verebilirmiş. Çünkü 4 verilmiş masaya. Yedim. Ne kadar yedin? Yok adam, ben çok yiyemiyorum zaten. Onca'dan beri görüyorsunuz beni. Evet. Patlıcanından, etinden yedin değil mi ikisinden de? İkisinden de. Tamam. Nasıl buldun? Şu patlıcan değil mi? Evet. Ali Nazik biliyor musun? Bilmiyorum. İlk defa tattım onu. İlk defa yedin. Ben ilk defa yedim. Anladım. Evet. Et güzel pişmiş. Bu da güzel olmuş. Beğendim patlıcanı. Uydu bana. Yani uydu. Az yedin diyeceksin ama benim midem rahatsız, çok yiyemem. Tamam, peki. Afiyet olsun. Ne getirecekti, bir de yanında bir şeyler vardı. Evet, kuskus var. Ha. Beril'ciğim. Kuskus vardı. Börülce salatamız var. Bir de börülce salatası vardı. Yeme gelim içmesinde, işte bir tek yengeyle içmesinmedi. Onun dışında bütün yemeklerim çok içmesinde. Yani lezzetli olduğuna eminim. Hingelin bile lezzetli olduğuna eminim. Sadece şekli maalesef olmadı. Aslında o kadar da denemiştim evde ama. Ama tadı bence gayet güzeldi. Ana yemek bitti, salatalar daha gelecek. Ancak kuskus hazırlıyor ya. Ancak hazırlıyor. Çünkü iki ayrı tabak hazırlayacak. Hah, geldi. Buyurun Zuhal Hanım. Teşekkürler. Evet, Ali Nazik nasıl Ayşegül Hanım? Kuskustan yemeden evvel onu sorayım. Güzel, eti de güzel pişmiş. Güzel, beğendim onu. Beğendiniz. Evet. Ben salatayı getirip afiyet geleyim. Afiyet olsun. Ben izninizle salatalarınızı da getireyim getir. Evet, Dilber Hanım. Ali Nazik'in ustası. Ali Nazik kıymayla olsa gerçek çok güzel olurdu. Yani böyle yüzüne komple şeyden kıymayla çok güzel olurdu. Ana yemekten bir çatal alıp bitti deyip salata gelmedi diyorlar. Ana yemeğinizi yes, yani ana yemeklerini yeseler salata zaten yetişecek onlara ama yemedikleri için genel olarak tabii ki doğal olarak yetişmemiş oluyor. Yani gelinim bunu ya, yani şöyle söyleyeyim, haftada bir mutlaka yapıyor ama hep böyle dana kuşbaşıdan mı yapıyor? Evet, dana kuşbaşıdan yapıyor. O yüzden dedik ki biz hani bildiğin bir yemek ve lezzetli de yapıyorsun. O yüzden dedik gene biz dana kuşbaşından yapalım dedik. Ama evet, ben de yani sen Anteplisin, oradan biliyorsun. Ben de kıymadan yapıldığını inan. Şimdi bugün gelin burada. Hanım, buna bir su evet, alabilir miyim? Kıymasına hatta dediğim gibi domates kıyma, rendesi. Evet. Yeşil biber. Onları rendele, onunla beraber kavur, çok güzel olur. O yüzden patlıcanı nasıl? Patlıcanı güzel. Yani güzel. Evet, patlıcanı güzel etimiz pişmiş. Etimiz pişmiş mi? Buyurun. Etiniz de pişmiş. Sana vermedi. Ay, kıymayla olsa daha güzel olurdu. Beğendiniz mi? Ben su getireyim. Yani izninizle. Kıymayla olduğu gibi beğenemedim. Tamam. Ali Nazik tadı alıyor musunuz? Ali Nazik gibi mi? Alamadım o tadı. Etten dolayı diyorsun. Evet, alamadım. Kuskusa gelince onu, o zaten çok pişmemiş. Daha böyle diri diri duruyor. İçindeki kuru domates onun tadını değiştirmiş. Yani biz normalde kuskusu zaten domatesli yaparız. Bilmiyorum siz nasıl yaparsınız ama biz zaten domatesli yaparız. O yüzden pek değiştirdiğini düşünmüyorum ama ben... Bilmiyorum. Beğenmediniz mi kuskusu? Evet. Salatadan yediniz mi börülce salatası? Yok, onu yemedim. Onu da yiyin. Bir de servis geç kaldı demişsiniz ama bir çatal alıyorsunuz ama yemekten. Yani yemeğiniz bitmemiş oluyor. Ben yedim. Bayağı yedim. Yarısına kadar yedim ya. Evet. Kuskus ve börülce salatasından da tadalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.